Bismillahirrahmanirrahim İza ca'e nasrullahi vel fetih Allah'ın yardımı ve fetih geldiği vakit evet. Allah'ın yardımı derken malum her şeyden önce Yani peygamberim senin bu nübüvvet davanı ben yardımımla, desteğimle kemale erdirdim Çok badireler atlattın, çok engellerle karşılaştın maddi ve manevi engellerle karşılaştın. Sana deli mi demediler? Sana mecnun mu demediler? Saralı mı demediler? Sihirbaz mı? Sihirbaz demediler. mı? Şair mi demediler? Ellerinden gelen bütün engeli senin önüne koydular. Ama Allah'ın yardımıyla sen bunları teker teker açtın. Hani o Mekke'yi hatırlarsak hocam bir önceki programında ifade etti hocamız sevgili seyirciler. Özellikle Ebu Leheb ve onun evet. karısının Resulullah Efendimiz'e yaptıklarını hatırlayalım. Evet. Bunları geçirdin sen. Evet. Ama Rabbimiz Teala'nın yardımıyla, yardımı, ile, nusretiyle, desteğiyle, nusretiyle ya, bugünlere geldin. Evet bugünlere geldin. Bütün o badireleri atlattın ve İslam kemale erdi. Ümmetine tebligatını yaptın. Nübüvvet vazifesini bir hakkını ifa ettin. Nübüvvet vazifeni ve Allah'ın yardımı ve fetih de sana geldi. Yani fetih Mekke'nin fethi bir rivayette evet, malumunuz evet, ki evet. Mekke'yi de fethettin. Bir zamanlar seni o mekanından, o vatanından, asli vatanından çıkardıkları. O tekrar vatanına seni ben irca ettim, döndürdüm, geldin. Mekke'yi de fethettin. tabi fetih de bu. Dolayısıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve ra'eyten nase fi dinillahi efvaca ve sen insanların fevc fevc gruplar halinde bölük bölük yığın yığın küme küme Allah'ın dinine girdiklerini de gördüğün de evet. bunlar oldu ya peygamberim evet. Evet. sonuç fesbih ve hamd rabbik o halde Rabbine hamd ederek tesbih et subhanallahi ve bihamdihi evet. subhanekallahumma ve bihamdik de Vestağfir ve, ve Allah'tan mağfiret dile. Evet. Ee, niye? İnnehu kâne tevvâba zira o Allah tevbeleri ziyadesiyle kabul edendir.